Arkadaşlar merhaba, ben Ankara Dil Akademisi'nden Ümit Hoca. Ankara Dil Akademisi olarak yeni bir web sayfası, yeni bir uygulamayla karşınızdayız. EYDS.org. YDS, Türkiye çapında yapılan bir sınav, yazılı olarak yapılan bir sınav. Aralık, Mart ve Eylül aylarında yılda 3 kez yapılıyor. Bir de bu sınavın elektronik ortamda yapılan EYDS'si var. Elektronik YDS diyoruz bunu arkadaşlar. Tamamıyla aynı denkliğe sahip. Arasında hiçbir fark yok bu iki sınav arasında. EYDS'nin avantajı şudur. Her ay yapılan bir sınavdır arkadaşlar. Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde bu sınava girebilirsiniz. Ankara ilinde kontenjan yüksektir. İstanbul ve İzmir'de ise kontenjanlar düşük. Çok hızlı bir şekilde kontenjanlar tükeniyor arkadaşlar. Şimdi bu sınav bilgisayar karşısında yapıldığı için daha öncesinde ÖSYM'nin kullandığı simülasyona, uygulamaya benzer bir uygulama üzerinden deneme sınavları çözmek size büyük bir fayda sağlayacaktır. Tabii ki bu deneme sınavlarının yine YDS seviyesinde ya da YDS seviyesinin üzerinde olması da sizi sınava iyi bir şekilde hazırlayacak ve hedeflediğiniz puanların üstüne çıkmanızı sağlayacaktır. Şimdi web sitemiz EYDS.org arkadaşlar ve gidelim bakalım nasıl çalışıyor, sistem nasıl, ona bir bakalım. Sınavlarım kısmına tıklıyorum ve sınavlarımız karşımıza çıktı. Bir tane ücretsiz, 10 tane de ücretli YDS deneme sınavımız var elektronik ortamda çözebileceğiniz. Bunları biz birer birer satın alabileceğimiz gibi beşli paket ya da onlu paket şeklinde alabiliriz. Bu sınavların seviyeleri gerçek YDS sınavı seviyesindedir ya da daha üstündedir. O yüzden bu sınavları çözmeniz sizin sınavda alacağınız notla ilgili size gerçek bir bilgi sağlayacaktır. Bir sınava tıklayalım arkadaşlar. Nasıl çözülüyor? Sistem nasıl işliyor? Bir bakalım. Dördüncü sınava gittim. Video çözümlü YDS deneme sınavına tıkladım ve karşımızda gerçek sınavı görüyoruz. Anlık durumumuz, gözden geçir, sınavı tamamla, kalan süre, aday bilgileri bunların hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Normal sistemde olduğu gibi, ÖSYM'nin uygulamasında olduğu gibi biz çizebiliyoruz, sarıya boyayabiliyoruz arkadaşlar. Seçenekleri aktif, pasif hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim. Bir soru çözelim. Bakalım nasıl işliyor sistemimiz. Sorularda ilerledik. Gelelim arkadaşlar ve bir ten sorusu çözelim. Şimdi recent developments in population genetics suggest demiş. Nüfus genetiğindeki son gelişmeler göstermekte. Det gibi cümlemiz var ve det cümlenin içerisinde bütün modern insanların yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıktığından bahsediyor. Cümlede net bir past zaman ifadesi var. 200 bin yıl önce diyor. Seçeneklerin sol tarafına baktığımızda Adana Pas, Bursa Pas, Ceyhan'daki Volta, Edirne, Denizli, Edirne seçenekleri bekliyor. Yani sadece biz seçeneğin sol tarafına baktık, pas olan seçenekleri tuttuk. Artık burada bir yorum yapmamıza gerek yok. Sağa geçeceğiz. Sağdaki cümleye gittiğimizde ise böyle bir fiil görüyoruz. Trace diye. Öğrenmiş olmalısınız. Go back, date back, stretch, trace gibi fiiller dayanmak, uzanmak anlamına gelen fiillerdir. Ve bu fiiller genellikle simple present tense ile ya da can verb one, may verb one, might verb one ya da could verb one gibi present modullarla kullanılırlar. Adana'nın sağ tarafı bekliyor. Bursa'nın sağ tarafı may have verb 3 past bir modul gitti. Ceyhan'ı bulduktan elemiştik. Denizli'nin sağ tarafı can be traced uygun. Edirne'de might have verb 3 past olduğu için elendi. Elimde Adana ve Denizli kaldı. Tabii ki burada yaklaşık 200 bin yıl önce dediği için net bir zaman ifadesi verilmiş. Biz böyle bir durumda had verb 3'e mi gideriz, verb 2'ye mi? Tabii ki verb 2'ye gidilir. Denizli doğru cevabımız olur. İlerleyelim. Bir bağlaç sorusu çözelim. Şimdi ilk cümlemizde bir ülke cannot lift, ne yapamaz? Ücretleri yükseltemez, vatandaşların gelirini yükseltemez dedi. Burada eksi olumsuz bir cümlemiz var. Sağa geçtiğimizde it dediği bu ülke sınırlarının ötesine ulaşmaya devam eder ve ürünlerini, mallarını, hizmetlerini dünyanın geri kalanına satmaya devam eder. Burada da arkadaşlar bir artı ifadesi var. Yani cümleler arasında bir zıtlık var. Burada when paralel bir yapı, zaman bağlacı. Provided arkadaşlar bir if yapısıdır, paralel yapı elendi. Geriye Adana, Bursa ve Edirne seçenekleri kaldı. Arkadaşlar though rağmen anlamı dışında cümle ortasında ama anlamında da kullanılabilen bir bağlaçtır. However bağlacımız da ama anlamına geldiği için Adana, Bursa'yı eler ve unless soru cevabımız olur. Ayrıca şunu da görelim. İlk cümledeki modal yapısı da unless'e öncelik vermemizi sağlayabilir. Tabii ki tek başına yeterli değil. Okuyacağız, anlamsal bir bütünlük var mı diye bakalım. Bir ülke sınırlarının ötesine ulaşmaya devam etmedikçe, ürünlerini, mallarını, hizmetleri dünyanın geri kalanına satmaya devam etmedikçe bu ülke ücretleri yükseltemez ve vatandaşlarının gelirini
arttıramaz, yükseltemez dedik. Annesi medikçe madıkça doğru cevabımız oldu. Arkadaşlar sistem bu şekilde işliyor. Tabii ki ÖSYM'nin uygulamasıyla birebir şekilde yapmaya çalıştık. Aynı rahatlığı, aynı ortamı yakalayasınız diye. Buradaki sınavların seviyeleri gerçek EYDS ve YDS'lerin seviyelerine çok uygun. Şimdi sınavı tamamla diyelim. Sınavı tamamladık arkadaşlar. Sınavı bitir dedik ve gördüğünüz gibi arkadaşlar cevapladığımız soru bir tens sorusu çözmüştük ve bir bağlaç sorusu çözmüştük. Şimdi buradaki soruları çözdükten sonra sınavın çözüm videosunu izlemelisiniz arkadaşlar. Neden çözüm videosunu izlemeliyiz? Çünkü siz soruyu doğru cevaplamış olabilirsiniz ama 1,5 dakikada çözdüyseniz sıkıntımız var. 30 saniyede çözülmesi gerekiyor o sorunun. Neden? Paragraflara zamanımız kalsın diye. Her sorunun detaylı bir şekilde çözümünü göreceksiniz arkadaşlar burada. Detaylı bir şekilde sorular açıklanacak. Hemen açalım bakalım. Mayte'ye bir öpücü var gider. Elimde Adana ve Denizli kaldı. Şimdi buradaki kultu present bir yapı olarak arkadaşlar soruların hepsi detaylı bir şekilde açıklanıyor, çevriliyor ve çeldiricilerine kadar her birinin çevirisi yapılıyor. Neden olmadıkları açıklanıyor. Paragraflarından tutun tüm sorularına kadar hepsini detaylı olarak çeviriyoruz. Çözüm yöntemlerini, stratejilerini detaylı olarak açıklıyoruz. Kısa sürede sizin bu deneme sınavlarınızı çözmeniz sınavlardaki puanlarınızda bir artış sağlayacaktır. Bu konuda bir şüpheniz olmasın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.